Legend Futbol ekranlarından herkese merhabalar. Rota Fenerbahçe'nin yeni bölümünde bugün Koray Güçlü ile birlikte gündemi konuşacağız, değerlendireceğiz ama tabii öncesinde yaklaşık 2-2,5 iki, iki, haftalık bir süreçtir. Türkiye olarak yastayız, kötü günler geçiriyoruz, zor günler geçiriyoruz. Deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileklerimizi biz de sunmuş olalım. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Biz birlikte atlatacağız bugünleri ki Birlik olduğumuzda tabi tatsız bir olay neticesinde de olsun. Birlik olduğumuzda ne kadar güzel durduğumuzu, ne kadar dik durabildiğimizi hep birlikte gördük. Geçen hafta Trabzonspor-Basel maçı hiç hayal edebilir miydin? Fenerbahçe bayrağı ile Trabzonspor bayrağının yan yana aynı karada dalgalanabileceğini. Hatta beşiktaş Galatasaray. Kerem öncelikle ben de tekrardan başımız sağ olsun. Nur içinde de yatsınlar. Tek söyleyeceğim unutmamalı, unutturmamalı ve önlemleri bir an evvel almalıyız çünkü gerçekten zaten bilim adamları her şeyi söylüyor. Bilime güvenelim diyorum. Onun dışında evet, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Sayın Ali Koç, yani dört başkan beraber önemli bir mesaj verildi. Depremzedelere bağışlandı biliyorsun bütün gelirleri hem televizyon gelirleri hem maç gelirleri. Ki bu hafta da öyle yapacak Sayın Acun Bey galiba TV8'den yayınlanacak gene maç genel depremzedelere evet. gidecekmiş. Yani güzel bir birliktelik oldu İnşallah devamı olur ben biraz burada açıkçası bir, bir buçuk ay sonra ne olacağını tam kestiremiyorum. Çünkü futbol iklimimizi bildiğim için ama inşallah böyle devam eder. Öyle söylemek istiyorum ama çok da inanmıyorum açıkçası. Sen de değindin. Sert bir futbol iklimimiz var. Evet. Kolay kolay kaosun dilden düşmediği bir futbol iklimimiz var ama bu beraberliklerin daim olabilmesi benim naçizane evet. en büyük temennilerimden bir tanesi. Tabii bir yandan da Trabzonspor Basel maçıyla birlikte futbolun Türk insanının psikolojisine nedenle iyi gelebileceğini ve <laughs> gündelik hayatta nedenle önemli bir yer tuttuğunu evet. da hatırlamış olduk aslında. Hani dikler oynanmalı mı, oynanmamalı mı? Çekilen takımlar oldu. Bu fırsatlardan istifade çekilmek isteyen takımlar oldu. Ama geçti olsa federasyon doğru bir karar verdi o konuda da. Ve yeniden bu hafta sonu itibariyle futbola döneceğiz. Evet. Konya spor maçı var Fenerbahçe'nin ki aslında depremden hemen o gece azdı. O gece biliyorsun Konya's kar yağıyor, Konya gelemiyor. Uçağa gelecek derken... mi, gelmeyecek mi derken saat 130 2 suları Demirören Medya Center'a maç anlatmaya gidiyorum. Yolun karşı istikametinden de Sabiha Gökçen yerine doğru Konya Spor otobüsü geçti. Muhtemelen o ücreti için. Ha dedim maç oynanacak demek ki. Tabii maç saatinde havanın durumu da belirsizdi. Tabii ama benim otobüsü görmemden yaklaşık 2.30 saat sonra kadar evet. vahim bir olay. Nihayetinde maç ertelendi ve bu hafta ee, başlayacağız. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? İlhan Palut ayrılığı sonrası düşüşte bir Konya Spor var. Kapalı kutu olduğunu düşündüğüm bir Fenerbahçe var an itibariyle. Perez'in dönüşü, Ceydin Osterwald'ı takviyesi. Pedro da iyileşti. Pedro'nun iyileşmesi. Ee, nasıl bir kadro çıkacak? Hocanın hazırlık maçlarında üçlü formasyona döndüğüne yönelik sinyaller de var. Nasıl bir Fenerbahçe bekliyorsun? Yani bir kere öncelikle artık Fenerbahçe'nin puan kaybı yapma lüksü yok. Artık Fenerbahçe hani hep kazanarak gitmek zorunda. Şu an hani herkes 6 diyor ama aslında 9 puan gerideyiz. Şu maçı alırsak 6'ya inecek biliyorsun. Yani almak zorundayız. Konya Spor'da da dediğin gibi hoca değişikliği hiç yaramadı. Zaten bunun doğru olmadığını burada söylemiştik senlere. Yani onlar da iyi durumda değil. Hatta hani biraz fazla puan toplamasalarmış. Hani küme düşme adaylarımdan biri. Çünkü çok fazla süngüsü düşük. bilmiyorum İstanbul Spor'un galiba son maçlarıydı. Çok sıkıntılı bir Konyaspor gördük ama Fenerbahçe burada kazanmak zorunda. Ben de senin gibi duydum. Karagümrük yaptığımız hazırlık maçı 4-2 kazandığımız üçlü bir savunma oynamış Sayın Jesu ama ben gene dörtlüden devam edeceğimizi düşünüyorum Kerem. Çünkü bilmiyorum. Neden yani Türkiye'de üçlü sisteme karşı oluşan ön yargı mı denir? Baskı mı denir? Bu Bence mu ön yargı itiyor var. dörtlüye hocayı yoksa dörtlü oyun Fenerbahçe için daha mı uygun? Ben dörtlü oyunun daha uygun olduğunu, şimdi Osterwalde'yi oynatacak artık herhalde sol bek olarak, Ferdi, Ferdi, sah Ferdi sahada oynayacak. Çünkü diğer türlü üçlü savunmada açıklar veriyoruz Kerem, en rahat kazandığımız Hatay maçının, Hatay Spor ilk 10 düşün. için. Işte Şaban'ın kaçırdığı net bir tane var, Elkabi'nin El var yani çok açık veriyoruz. O yüzden ben dörtlüden yanayım, hep söylüyorum bunu biliyorsun. Yani artık iyi de böyle git geldi bir bek aldık. Hani çok tanımasak da ben hani izlediğim tarafında sosyal medyadan biraz izledim. Yani git geldi bir bek. Ama şunu söyleyeyim Osterwalde için bazı arkadaşlarımız çok hücumcu diyor. Ben çok katılmıyorum ona. Yani ben benim gördüğüm Osterwalde böyle çok hücumcu bir sol bek değil. Yani ben şöyle aktarayım. Neden çok asist ve golde yapan bir sol bek olmamış şu an? Jaden hoca dörtlü formasyon oynadığı zaman zaten direkt sol bek olarak direkt. düşünüyor. Üçlü formasyonunda oynadığında da savunmanın üçlüsünün solunda değil, orta dörtlünün solunda. 3-4-3'ün üç, dört, dörtlüsünün solunda Aynen. planlıyor oyuncuyu. Yani Burada ilk, da oyuncunun süratinden aslında herhalde. Şöyle arayacak. bir şey değil mi? 3-4-3 Dör, oynadık diyelim. Dörtlünün sağında gene Ferdi, solunda Ostar. Evet, 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 evet. O zaman da biraz hücum gücümüzden eksik kalmaz mıyız? Ferdi'nin dinamizmi orayı toparlayabilir. Yine Ostar Valir atacağı koşullarla aslında yakalanabilecek bir oyuncu gibi durmuyor ilk izlenimi. Tabii o doğrultuda hocanın o planındaki birinci önceliği midir? Osterwalde yoksa yine o ile bir şekilde yani, barıştırır mı arayı? Hocanın oyun dinamizmi değişebilir ya. Yani. Hocanın o sahiyi böyle çok fazla o sayici olmadığını hem görüyoruz hem de görüyoruz duyuyoruz onu da söyleyelim. Yani ben de merak ediyorum. Ya mesela Pedro Pedro mesela oynayacak mı ilk 11'de? Yani Pedro'nun oynayıp oynamayacağı belirsiz. Onun Oynamamalı da, da yani çok erken ritim eksikliği Aha. var, maç eksikliği çok önemli. Konya da önemli bir uğraş Fenerbahçe için. Bir çıktı. aylık bu arada bir aya yakın olacak ya. Yani Pedro da katıldı. i̇lla ki katılmış. Oynayacağı da düşünüyor. Çünkü bizim transfer yapmadığımız için çok ihtiyacımız var Petro'ya. Artı Luan Perez'e de. Çünkü transfer yapmadık. Mesela stoper yapacağız, yapmayacağız derken şu an herhalde da kaldı. Ya yani Gidenler oldu takımdan biliyorsun. Yani Fenerbahçe'nin o iki ismini biz yeni transfer olarak düşünmeliyiz. Fenerbahçe'nin muhtemelen Konyaspor maçında şöyle kadroyu da biz istersen çizelim. Kafanda neler var? Ben de aklım. Yani altı ayla herhalde mü? Ben, ben dörtlü oynayacağım. Bence de dörtlü. Büyük ihtimal altı ay. Atilla Samet ikilisini bekliyorum. Ya ben yani. Samet'ten vazgeçmiyorum. Osterwalde ve Sara Ferdi. Kesinlikle. Onun önünde... Herhalde kafaların en çok karıştığı yerlerden bir i̇şte tanesi. Ben ARA, Araok Respo ikilisini bir kere bekliyorum. Araok Respo yapacaktır. Şu ana kadar iki Türk oynattık değil mi? İşte İrfan kullanılabilir. İrfan... Ben Emre Mor'un 11'de oynayacağını Emre düşünüyorum. Emre O da e, yine bu sürecin en istekli oyuncularından evet. bir tanesi olduğunu öyle bir Diğer var. Diğer taraf Rossi mi diyorsun? E diğer taraf Rossi olur. Rossi, Forvet attı o zaman Batu Şua'yı Valencia. Yani 3 tane Türk yani kullanılır. ben Batu Valencia'dan ziyade Valencia'nın sözleşme durumu ile ilgili neler Onu var, tarihler var. Geleceğiz ama <laughs> <Trans> Batu Şua'yı <laughs> yanında <gülüyor> Joshua King de olabilir gibi. Ya ben King'i baştan beri hep söylüyorum. İlk 11 oyuncusu olarak görmüyorum Kerem ya. Yani King kötü bir oyuncu değil ama Fenerbahçe'nin ilk 11 oyuncusu değil bence. Ener Valencia Fenerbahçe'nin ilk 11 oyuncusu. Kesinlikle. Peki. Yani Ener Valencia'nın şey durumu var. ne abi? Şimdi Fenerbahçe durumu mu? Onu mu söyleyelim? Tamam transfere girecek olursak. Yani önceliği Fenerbahçe ama Fenerbahçe eğer hızlı davranmaz ise özellikle Brezilya Ligi'nden 2-3 tane tahibi var. Ben Bunu net, bir söyleyeyim. şekilde biliyorum. İnternasyonel'in evet. Ener Valencia'yı sezon sonunda bedelsiz olarak renklerine katma ihtimali Valencia'nın sözleşme uzatma ihtimalinden daha yüksek. Yok, önemli bir şey söylüyorsun. Gerçi ben de seni tasdikledim. Yani eğer Fenerbahçe elini çabuk tutmazsa elden kaçar. Yani İnternasyonel çok söyleyeyim. büyük talip oyuncuya yani fena da para vermiyorlar. Ve oraların rekabetçi takımlarından bir tanesi. Gideyim yatayım kafasında da Valencia yani değil. Valencia'nın bir oyuncu zaten biliyorsun. Dolayısıyla burada işler Sıkıntıya girebilir yine iç transferden bir ekleme daha yapacağım Miha Zayt Orada durumların biraz daha olumlu olduğunu düşünüyorum ben. Gelen yani, bilgilerde öyle. Miazais'te şu var. Miazais'in sorunu böyle hani ben ücretimi arttırayım falan değil. Bu oyuncu oynamak istiyor. Ya yani ben benim gördüğüm, duyduğum Miazais'in zaten çok böyle düşük bir, şu bir oyuncu. Şu an 1.2 alıyor diye biliyorum. Evet, onu... 1.3 3 yıllık sözleşme evet. talebi var. oyuncu. Ama oyuncu oynamak istiyor yani. Eğer Tabii. O garantiyi alamazsa, o da giderse şaşırmayız zaten bunu baştan beri söylüyoruz. He, gönderir misin? Ya yani şimdi Miyazaki'yi gönderdin. Zaten oraya bir oyuncu alacaksan Miyazaki'den daha esinini kolay kolay bulamıyorsun. Yani çünkü e, maliyet açısından artık oyuncu almak kolay değil Kerem. Şunu soracağım yani. sana? Çok zor. Fenerbahçe'nin son dönemde Miyazaki dışında skorer bir orta oyuncusunu hatırlıyor musun? En skolu, doğru bir şekilde ceza sahası çevresine giriyor. Şutu çok iyi. Evet. Antep maçında attığı golü hatırlıyorsun. Fenerbahçe'de şu an atabilecek oyuncu var mı yok mu tartışırız. Geçen seneki e, iki gol kadar çok iyi. mesela. Evet yani Mihazayt bu bağlamda tutabilir. Mert Hakan Yandaş'la kıyaslayacağım mesela. Mert Hakan Yandaş iki senede bir gol atıyor. O da sayılmadı gerçi. Harika bir gol attı biliyorsun. O, o da çok önemli. Dönersek yine abi. Türk futbol iklimini sertleştirebiliriz yani. Yani ben kalmasından yanayım. Eğer Orada da olmayacaksa Türkiye'de de kalabilir. Hoca da Üzerek kalmasından söyleyeyim. yana. Onu da söyleyeyim. Hoca da kalmasından yana. Onda yani. emin değilim Kerem. Ben hocanın ben hani oynadığı sürede söyledi... bu takımda tutayım, oynatayım kafasında olduğunu çok düşünmüyorum. Sana ben, o yönde çok katılıyorum. Hocanın dönüyorum. oynadığı dönemdeki performansından zaten çok memnun olduğunu duydum. Ama işte sürekli oynatmıyor. Ya, oyun planı doğrultusunda farklı bir sistem uyguluyor evet. Şi Ama şimdi orada ara Ozaits ya da A Crespo Ozaits geçen sene bizim İsmail Hı. Hoca ile en iyi yerimizdi. E öyle yapsın o zaman hoca. Bakalım göreceğiz neler yapacak. Mesela Konya maçı Crespo daha iyi. Kadıköy'de oynuyorsun. Hoca demişken Valencia dışında Brezilya'ya gidecek ikincisi hoca olabilir mi? Ya bu konu çok uzadı değil mi Kerem? Sürekli aynı şey. Brezilya milli takımı işte Brezilya'dan bazı takımlar. Ya hoca devam etmeli. Bunu hep söylüyorum ama eğer hoca burada devam etmek istemiyorsa bakın farklı bir şey söylüyorum. Eğer kafası karışıksa da gitsin. Yani hiçbir hoca bir futbolcu asla hani Aa, bu gitti biz mahvolduk diye bir durum olduğunu düşünmüyorum. Hoca eğer burada kafası buradaysa Fenerbahçe istiyorsa kalsın ama gerçekten Brezilya milli takımı da önemli bir yer. Ki Rivaldo'nun bir Basın toplantısı olmuş galiba. İstanbul'da küçük bir mi? görüşme gerçekleşti. Orada evet. hani takım hocanın istediğini söylüyor. Rival'da da neden yalan söylesin? Ya Hocanın istediğini zaten Kerem, biliyorum. şimdi biliyorsun. sana da gerçekçi olalım. Bana da Brezilya milli takımı gelse ben de isterim yani. Yani yüreğine çocukluğundan bu yana iliklerine kadar Fenerbahçe'yi işlememişse bir insan. İşleşe, i̇şlese düşünür. Yani. İşlemezse direkt zaten tarafı belli olur. Ama şunu duyuyorum, hoca eğer bütün transfer bütçesini bana ayırırsanız, yani ben transfer bütçesini belirlersen, benim istediğim oyuncuların hepsi alınırsa, ben kalmaktan yanayım diye bir e, görüş belirttiğini duydum ben. Ben Önemli de ekstra parantez. Sana belki kontrol olacak burada Hı -hı. ama şampiyon olsa dahi Fenerbahçe seneye senejesus yok. Başlık verdim. Bak ben zaten şöyle söyleyeyim. %30 kalır %70 gider diyorum ben. Ben bugün. onu 90 ona çıkarayım sana. Yani hoca çok istiyor Brezilya milli takımını. Yani bu bugün olan bir durum 90. değil. Bu, bu Bugün olan bir durum değil. Yani hocanın Brezilya milli takımının başına geçme isteği yaklaşık Flamengo döneminden bu yana geliyor. Yani katılıyorum sana ama 90-10 değil. Yani %30 vardır Kerem. Hazır görürüz. Biraz istediğim, belki hoca kalsın istiyorum. O yüzden de olabilir. Yok hoca kalsın istiyor muyum? Orada benim soru Çünkü... işaretlerim var. Ama hoca kalır mı? Biraz isteklerin dışında mantıkla baktığımıza ya, zor. Şimdi Fenerbahçe taraftarı hocayı çok seviyor. Burada konuşurken de kızacaklar. Bak bu söylediğimden sonra belki yani gideceğim. Bir şey diyeyim mi sana? Hoca gitti diyelim. Kim gelecek? Çok hemen? özür diliyorum Koray ama sosyal medyada gördüğümde çok şaşırdım. Bir ya da iki gün önce gördüm. Ee, hı hı. Hocanın Brezilya'ya gidiş durumu ile ilgili bir haber paylaşıyor bir futbol sayfası. Evet. Altındaki yorumlara bakayım dedim. Birçok Fenerbahçe taraftarı yönetimi de hedef alarak başkanla birlikte gidebilirler tarzı söylemler de var. Gidebilirse gider diyenler de var, gitsin diyenler var, gitmeli diyenler de var. Evet. Yani Fenerbahçe taraftarı evet. da bundan 3-4 ay öncesi gibi hocanın çok çok arkasında durmuyor. Kerem şimdi gerçekçi olalım. Fenerbahçe Allah korusun bu sene şampiyon olamasın. Gerçekçi olalım. Sayın Başkan Ali Koç'un bence kongreye gitmesi lazım. Çünkü bu sene 5. sene artık yani Fenerbahçe'nin bu sene olmazsa olmazı şampiyonluklar. Yani olursa inşallah Türkiye Kupası hatta olursa inşallah Avrupa, UEFA Avrupa Ligi. Yani Fenerbahçe'nin başka bir şansı yok. O yüzden Sayın Başkan oradaki bazı Fenerbahçe taraftar arkadaşlarımız da haksız değiller. Ya 5. sene zaten 4 senede öncesinde var. Yani bak en son şampiyonluklarımızı unutuyoruz artık. Kupa almamız lazım. Ben yani Türkiye Kupası da çok önemli bu sene. Hep söylüyoruz ya. UEFA Avrupa Ligi, inşallah gidelim, şampiyon olalım. Bunları yapmamız lazım. Yoksa Başkan olan üstü Kongre'ye gitmedi. Ben de katıyorum. Camia'nın somut bir başarıya artık ihtiyacı var. Yani geçtiğimiz Şampiyonla. sezon geçtiğimiz sezon İsmail Kartal'da çok iyi futbol oynadık. Boş. Yani bir teneke yok ortada, bir kupa yok. Elde ettin elle tutular bir şey yok. Hocanın ortaya koydukları takdir bir mıydı? Evet. Orada umut olmuştu. umut, oldu. Bu sezon bakıyorsun. Gönül ister Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ni kazansın. Keşke. Zor mu? Zor ama Avrupa sürecinde Fenerbahçe'nin yaptıklarını çok olumlu buldum. Ligde ne kadar son dönemde olumsuz bulduysa ya, o kadar olumlu buldum. Kural şansı olursa neden olmaz? Yani kimler... Abi kural şansı Olsa, Gitede gider Bahçelere olmasa bile olmasa bile Fenerbahçe'nin Kadıköy'de deviremeyeceği bir takım olmadığını düşünüyorum ben yani. Kad Avrupa Ligi'ndeki takımlar evet. üzerinde konuşuyorum. Peki zaten yani. Barcelona ben, ve United ben... da buna dahil. Yani, evet. onlar da birbirleriyle oynuyorlar biliyorsun. İkisinden biri dahi gelse Kadıköy'de Neden? Evet. devrilmeyecek takımlar değiller. Jesun Benfica'sına burada çok zor anlar yaşattık. Belki finale çıkardık. Allah o gün şanssızdık yani. Cristiano her zaman penaltıları atar. Yani biz bunları yaptık. Top fileye Şampiyonlar Ligi'zlik kolu dönen. Yaptık bunları. Inter geldi, yendik. Inter çok iyi takımdı. Ama o hafıza Advokatla bile yaptık. Son dönemde benim tek korkum o. Evet. O başarı hafızası kulüpte unutuldu ki bence temel problem bu. O hafıza yok kültürü kulübe geni kazandırmak lazım. Evet. Buna yönelik hamlelerin yapılması lazım. Yani bizim bu sene şampiyonluklar dediğin gibi olmazsa taraftara katıyorum. Yani hem hoca da gidebilir hem başkan da kongre kararı alabilir. Ger gerçekçi olmak lazım. Bak sana şöyle söyleyeyim. Bu hafızayı nasıl kazanabilir Fenerbahçe? Benim kendi şahsi teorim. Hı -hı. Katılıyorsanız yorum olarak belirtebilirsiniz. Şu an Fenerbahçe gündeminde bir numaralı transfer adayı olarak Tottenham'dan Lucas Moura konuşuluyor. Oyuncunun sezon sonu sözleşmesi bitti. Yani Ocak ayı ayında Fenerbahçe'nin oyuncuyu transfer etmek istedi. Zaten Conte'de oynatmıyor uzun bir süredir. Bir son maçta oynadı onda da 89'da oyuna dahil oldu. Son 5 dakika oynamış. Son 5 dakika oynadı sadece. Fenerbahçe oyuncuyu istek Ocak ayında direkt takıma dahil etmek. Bonservis bedeli ödemeden. Tottenham Kulübü'nün buradaki hedefi ise oyuncunun bu sezon alacaklarını bırakıp Muğra'nın kalan maaşını biz vermeyelim, boz servisiz gidebilirsin. Yapın, Aynen. Yeni dönem yapılanmasında da düşünmüyorlar. Ama buradaki problem şu, Muğra'yı ikna edebilir misin? Artık kaç alıyor Muğra orada ciddi bir rakam? 2.9 alıyor, vergileri düştüğünde daha vergileri doğrusu. Vergileri yani düştüğünde. Kemiksiz dediğimiz Kemik. ücret vardır ya, bize zaten vergi Şimdi vermiyor futbolcu. Tottenham, Premier Lig. buraya 4'ten aşağı gelir mi? Bence gelmez. Yani. Değil mi sen şimdi Premier Lig'de... olabilir ya. Daha iyisini vermezse kimse... kimse Daha verebilir iyisini verebilir mi biri? Ya düşüşte bir oyuncu aslında kabul edelim. Bak iyi oyuncu ama düşüşte bir oyuncu. İster yani ister miyim isterim. Ama oyun bak hep söylüyorum şu devre arası oynamayan oyuncuları Kerem ben çok fazla alma taraftarı değilim. Tam da o noktaya getireceğim <laughs> konuyu. Şimdi Fenerbahçe'nin bu hafızayı kazanması için transfer listesinin bir numaralı adayı bence... Lucas Moura olmamalı. Doğru. Konuşulan bir başka isim var. Doğruluğunu teyit etmedim onu da söyleyeyim. Sadece konuşulduğu için bu bilgiyi vermek evet. istiyorum. Polo Dibal olmalı. Oynuyor. Formda serbest kalma bedeli kalitesine göre çok düşük olan bir oyuncu. Fenerbahçe'nin aradığı ya, tam nokta Taraf, atışı e, transfer. Taraftarın, taraftarın gönlüne ateşle, Ateşler, taraftarın gönlüne evet. forma satar. Yani Arda Güler dışında formasını alacağın ikinci bir ismin olur. Ve sana maçla kazandırır. Lucas Moura şu an geldiğinde bir risktir. Sakatlanır mı bilmiyorsun. Fizik olarak ne durumda olduğunu bilmiyorsun. Sana ne kadar gol katkısı sağlar? Son Bilmiyorum. yılları şüpheli. Kariyerinde zaten 1-2 sene var. Çok çok üst düzey oynadı. Biri Paris'te çok, biri Tottenham'da. O ayak yani. seylediği dönem Tottenham'ın finale çıktığı Aynen. Şampiyonlar Ligi'nde. Ötesi zaten yok. Ama Dybala son dönemde sakatlık problemlerini de aşmış durumda oyuncu. Çok daha fazla verimli olabilir gibi geliyor. Orada da yanılmıyorsam 10 ya da 12 milyon avro gibi bir e, serbest kalma bedeli var bu Bizim transfer bir sürü milyar. Değil mi? Öyle açıklandı. Yani şu an kaç para harcadık? Biz Samet'i aldık, Osterwolde'yi aldık. Değil mi? 12 milyon euro harcadık. Aslında biz şu an 12 milyon euro daha verebiliriz Kerem. Bak şimdi. Ama şöyle bir şey var. Hani şunu hani görüyor musun? Görüyorum. Bunu görmen için 12 milyon euroyu 4 futbolcuya vermemen lazım. Son şampiyon bu çok özel bir durum değil mi? Çok özel. Kulüpte, Kulüpte var mıdır şey. acaba? Kulüpte yokmuş sevgili Ali abi söyledi. Yani önemli bir şey. Fenerbahçe'nin 2007-2008. 2008 2009 Değil mi? Fikstürü. 2008-2009 şampiyonlar evet. grupları. Zikolu. Zikolu mu Aragones'li mi? Tabii i̇şte Aragonesti. Porto, Aragone. evet. Arsenal, Kiev. Yani önemli bir şey. Bunları görmek istiyoruz. Bak Kerem dediğin gibi kaç yıl oldu Fenerbahçe taraftarı. İşte bunları görmek istiyorsan yapacaklarım bu. Kerem ben Dybala'yı tabii isterim. Şimdi bu söylediklerime bazı Fenerbahçe dostlarım kızacak. Şimdi karşı tarafta lider olan takım Zaniolo'yu çekti. Matası var, işte Icardi'si var. O yüzden Fenerbahçe taraftarı da tabii ki Yıldız bekliyor. Yani haklı da Fenerbahçe taraftarı. Dediğin gibi Arda Güler dışında şu an forma sattıracak. Yani iyi oyuncularımız var ama bir Yıldız. Yıldız da kim? Dybala. Bak sana Keşke söyleyeyim. Sö şöyle söyleyeyim. 12 milyon çok diyenler olursa da şöyle aktarayım. Jadon Osterwalde 6 milyon avro. 6 milyon değil mi? Diego Rossi 5.5. Luan Perez 5.25. Joao Pedro 4.70. Burma 4.25. Samet Akaydın 3.7. Batshuayi 3.5. Lincoln 3.5. Arao 3. Yani toplayınca zaten 30'ları 40'lara buluyorsun. Bu seneki değil mi bu? Bayağı tabii tabii yüksek yani yüksek burada rakam. saydığım oyunculardan geçen yıllardan yok. Evet. Burada tek Ki, anlayamadığım konu... Araoğlu Gustavo Henrique'nin kiralama bedelini falan saymıyorum. Gustavo yani. Henrique'nin kiralama bedeli 1.4. Doğru 1.3 yılda 1.4 olması 4. lazım. Arao'nun da 3 milyon euro gibi bir bonservis bedeli vardı. Şimdi böyle bir ortamda... Dibala'yı da alırsın. Fenerbahçe'nin bir kere sayısal olarak bu kadar çok oyuncuya ihtiyacı yok. Al Doğru. bir tane, sana 5 futbolculuk işi zaten yapacak ya Şimdi Dibala zaten hani... Messi istemediği için açıkçası pek Arjantin'de kullanmadılar. Bunu herkes söyleyebiliyor. Ama Dybala Arjantin milli takımının aslında direkt oyuncusu. Evet. i̇lk yani 11'de oynar değil mi? Ya yani McAllister kadar oynar öyle söyleyeyim. söyleyelim. Yani Dybala gibi bir ismi almak taraftarı ki de o hani demin e, yayından önce konuşuyorduk. Çok böyle süngüler düştü. O taraftarı da yerinden alevlendirir. O yüzden Dybala ya da başka birisi. Mesela Abu Beyang diyorlar istemem. Çünkü adam oynamıyor ki Kerem. Yani sen Premier Lig'i sen de takip et. ki alacaksın. Adam tekrardan forma girecek. Zaten Mayıs'ta Mayıs'a ne kaldı ki şurada? Ha ben şunu da ilave edeyim. Joshua King, Joao Pedro, artı bir tane daha santfor alacağını. üç tane. Bir tane Aubameyang isterim. Ya de var elinde ne? Onlar alınacak. Gönül artık Aubameyang'dan daha iyisini istiyor. Çünkü daha iyisine ihtiyacım var. Şimdi açık konuşmak lazım. Galatasaray'a bakıyorsun. Fenerbahçe'nin bu ülkedeki ezeli rakibi, en büyük rakibi. Evet ve lider şu an. Sezon başında Rijs Mertens'i alıyor. Yaşlı bir oyuncu. Yani eleştiriler yaşlı ama şu ana yok. kadar iş yaptı mı? Oynuyor. Mauro Icardi bir şekilde alınıyor. Bir Her şekilde oynadığı alınıyor. maç bir şey yaptı adam. Her oynadığı maç bir şey yaptı. Oliveira iş yapıyor. O kadar marka değil o isimler. Yani bu iki ismi spesifik olarak tutacağım yetmiyor. Devre arası ligde rahat bir şekilde önde şu anda Galatasaray. Bunu da kabul etmek lazım. Evet. 15 milyon avro gibi bir para verip Roma'dan Zaniolo'yu alabiliyor. İşte nasıl alıyor Yetmiyor. ben de anlamıyorum. Arsene Çünkü Zakaryan'a Avrupa teklifte yok. bulunabiliyor. Ya yani nasıl alıyor bilemem. Ben de bilmiyorum. Ama artık nasıl alınıyorsa alınmasını ben de rica ediyorum. Çünkü 15 milyon euro çok ciddi rakam artık Türk parası. 300 milyon TL yani. Çok Abi, ciddi rakam. Sana 30 35 saydım az önce ya. Hangilerini Fenerbahçe az evvel ya, saydım? bizim, hangilerini 11'de kullanıyor? Mesela Buruma transferini hala anlamış değilim ben. Hala anlayamıyorum. Abi zorunlu satın alma. Braga'ya da verdik biliyorsun. Opsiyon deyince de kızıyorlar hem zorunlu hem opsiyonu aynı anda kullanıcı. Oyuncunun zorunlu satın alma maddesi vardı. E söyleyin. Bunu kimisi, abi bunu kimisi sakladı. Niye sakladılar bilmiyorum. Fenerbahçe taraftarları da sonra var diyenlere kızdı. Şöyle az önce saydığım isimler. Diego Rossi net bir 11 oyuncusu mu? Perez. Pedro, Buruma, dördü zaten yok. Sezon başından bu yana zaten yok. yok. Bu dördünün fiyatı da şöyle bakıyorum. 8, 20. 13, 18 küsuratlarla 20'yi 20, 20 dersen o. Bunu zaten bu, işte bu, büyük sıkıntı senin bu. Dediğin gibi Kerem çok oyuncu alacağına iki tane ilk 11 ama sağlam biri yıldız olsun, biri de sana iş yapsın daha mantıklı. Ama Fenerbahçe bu son 4 yılda bunu hiç işlemedi. Hep Fenerbahçe çok e toplamında 70 oyuncu aldık. Ya yani zaten bu sıkıntılarımızın devam etmesi işte bak Lemoş'u daha yeni yeni yollayabildik Brezilya ligine biliyorsun. Ya ben açık yani, konuşayım. Geçen yılın kadrosunun üzerine sadece bir tane stoper, bir tane Santifor yeterdi. Baba forvet. Stoper de Kim Minje gittiği için yani. İşte Kim Minje'nin parası aslında verseydin ki... bir forvete, bir de Samet yine alabilirdin. 12'yi forvete, 3'e Samet al, bitmiş. Evet. Neyse geleceğim oralara, geleceğim oralara da. Yani yıllardır geliyor Fenerbahçe oralara zaten. Bir de e, genç bir isim biliyorsun, Norman Borvet. Başladık de... yine gençlere. Evet. evet. Ya, iyi bir oyuncu ama biliyorsun yani marketing değeri de yükselmeye başlamış oyuncuya istenen bonservis de öyle 1-2 milyon euro değil. Ya şimdi alacaksın, iş yapar mı, oynatmazsan yani çünkü bizde ya tamam Allah yeri biz sevgili acınızca sağ olsun aldı iyi bir rakam ama çok sıkıntı yaşardık. Yani o ben Hulst'te de oynayamıyor. Bence iyi bir oyuncu değildi. İşte neydi çocuğun adını unuttum. Tiago i̇şte, Çukur. Unuttum yani, hepsini. Tiago Mesela alıyoruz ama bir işe yaramıyor. Ben işte o yüzden alınan oyuncuların bir işe yaraması lazım. Alırsan oynatmazsan anlamı ben, kalmıyor. Dün akşam bir Şampiyonlar Ligi maçı izledik. Evet. Liverpool Real Madrid maçtı. maçı. Şahane maçtı. Real Madrid'de nedenli büyük bir takım olduğunu gösterdi. Türkiye'nin Real Madrid'i Barcelona'sı Fenerbahçe ile Galatasaray'dı. Bu daha evet. şiker Şuraya getireceğim konuyu. 2002 yılında Florentino Perez'e Kaká'yı öneriliyor. 2002'de. İşte diyorlar ki başkanım 20 milyon alabileceğimiz bir oyuncu 80'e 90'a satarız. Florentino Perez'in cevabı şu, 80-90 aldığında alırız. Ya biz diyor Real Madrid yani. diyor ben diyor geçireceğim. Yani Yetişti alacağım öyle. diyor yani. Ha tutmadı orada. O ayrı bir nokta evet. ama zihniyet bu. Yani sen eğer bir Konya sporsan, eğer bir Sivas sporsan, eğer bir Gaziantep futbol kulübüysen, Hatay sporsan, Adana Demir sporsan al gençleri yetiştir ben bunu anlarım. Ama sen bir Fenerbahçeysen markanı olmadan gencini alma. Önce benim önüme hazırı bir koy sonra yetiştirmeye bakalım. Ama hazırı da yok. Güzel söyledin. Peki biz hazır aslında isimler var ligimizden. Herkes transfer yaptı biliyorsun. Depremden ötürü Hatay Hı -hı. ve Gaziantep'ten. O da bu arada birlik beraberlik falan filan dedik ama evet depremin ilk günlerinde bile çıkıp oyuncu transfer etmeye çalışanlar da gerçekten bu birlik beraberlik mesajlarını enteresan şekilde verdiler. Hayret ettim yani. Evet şimdi Fenerbahçe oralardan en azından biliyorsun yabancı da sayılmayacak. Kim mesela. alabilirdi? Maxim. Bence. Mesela orta sahaya oynar olabilir. mıydı? Şaber ise. Ya yani en azından hani orada hani diyoruz ya Rosti'den tam verim alamıyoruz. İrfan bazen bir var bir yok zaten. Mert Hakan beklediğimiz orada değil. Kanatlarda iş yapabilirdi. Onun dışında Başakşehir aldı. İsmi zor. Figi... Figueiredo. <laughs> zor. Mesela kötü oyuncu mu? Değil. Yani oralardan en azından bir oyuncu çekebilirdik diye düşünüyorum. Forvet olabilirdi. El abi olabilirdi. El onu da duymuştum. Yani bir Galiba... alma ihtimali vardı diye Konya'ya gitti. Konya'yla anlaştı. Evet o da hayırlı olsun. Yani bilmiyorum. En azından bunu yapabilirdik. Ya biraz suskun kaldık. Taraftar da biraz sinirli. Yani transferde neden? Beşiktaş'a bakan Maksim'i aldı. Kole'yi aldı. İşte Onur Bulut Fenerbahçe'de dedi herkes. Bir anda Beşiktaş'a gittik. ki o transfer biraz... İlginç bir transfer. Ne olduğu belli siz ben anlayamadım. Orada tek bir e, şey var. Evet. Suçlu var Türkiye Futbol Federasyonu. Evet. kabul etmiş bir kere. Değil mi? Transfer tabi. Lisansı çıkmış, lisansı çıkmış. Yani. Ondan sonrası bizi ilgilendirmez. Bir değişik bir durum var. Ama Fenerbahçe'ye geliyor deniliyordu. Bir anda Beşiktaş'a gitti. Ondan... Çok kısa değinelim istersen. Oradaki durum da şu. Fenerbahçe'de Talip, Beşiktaş'ta Talip. Ki Ali Başkan anlaştı diye iddia edildi biliyorsun. Kayseri'yle. Mammet transferinden ötürü Kayseri Spor'un 1.6 milyon euro gibi borcu bir var, borcu var. Dolayısıyla bu borcu artı 1.3 milyon avro da ekstra olmak üzere toplamda 2.9'a gelecek şekilde e, yani Fenerbahçe'ye gönderme euro. isteği var Kayseri Spor cephesinin. Öte yandan Beşiktaş'ın teklifi de 1 milyon euro. Evet. Şimdi oyuncunun da yapılan kontratında 1 milyon euroya çıkış protokolü var. Yani Kayseri Spor Cephesi Heh, diyor tamam, ki tamam anladım. Bizde sadece imza etkisi başkanın, başkan imza alamazsa en az iki yönetici imzalamalı. Başkan imza biz alamıyor. Protokol önüne geldiğinde başkan imzalamıyor. Sonra iki yöneticiden imza alınıp oyuncunun menajeri Beşiktaş'a götürüyor. Beşiktaş ödeme yapıyor, oyuncu oluyor. Yani böyle bir sıkıntı var. Burada en haksız taraf Onur. Transfer bu kadar erken olması yakışık almadı bence ama neticede yapacak bir şey de yok. Durum bu. Oyuncu Beşiktaş tercih etmiş bu noktada da. Fenerbahçe ile Kayseri Spor'un Tiam'ın ücretinden ötürü göndermesi isteği ya var. Biz hala bir borcu var Kayseri Var var. Yani, 1.6. 1.6 milyon euro. Ya yani, hayırlı olsun çok önemli değil. Onu da söyleyeyim Fenerbahçe tarafından. Bence Onur Bulut Fenerbahçe zaten ilk 11'de oynayabilecek bir isim değil. Evet. Belki yedek olurdu ki Nazım Sangare'yi de aldı. O zaman Nazım Atıl'la milli takım yapıyordu. Fenerbahçe'de olmadı. Yani Anadolu'dan gelip de çok son zamanlarda Sadık Fenerbahçe yine bunlardan olmuyor. bir örneği. Evet Sadık. Biliyorsun. Bak, Samet'te de o korku vardı mesela şu ana ama ana şu ana abi. kadar o korkuyu yaşatmadı. Şu ana kadar başta. iyi. Daha da iyi olur inşallah. Yani bilmiyorum Fenerbahçe için az kaldı ama inşallah en azından bir tane hücum oyuncusu. İlla for ama bir hücum oyuncusu ben bekliyorum. Hem Fenerbahçe taraftarı hem yorumcu olarak. Bir tane lazım. Tek Eğer endişan... şampiyonluk isteniyorsa. Mura 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 konuşulup Mart ayında o Efecan Karaca'ya dönerse eğer orada bir problem var. Peki, Çünkü e geçen yıl geçen yılda böyle oldu. Efecan hatta uçak bileti dahi alındı. Muhabbetler olduktan sonra transfer evet. bir Efecan yani sürekli işte şuraya gidiyor da niye falan yada kalıyor. Bir türlü o çocuk hani Oranın bir yaşı, yaşı da var artık. Var artık. var artık yaşına geldi. 30 yaşında 31 yaşında galiba. Yani Bilmiyorum Efecan da aslında kötü oyuncu değil ama Fenerbahçe'nin hani o beklentilerini karşılayacak bir oyuncu. Bak değil Fenerbahçe'de Efecan çok var. Fenerbahçe'nin Efecan'ın üstünde bir önceliğe ihtiyacı Peki, var. Peki Fenerbahçe transfer yapmadan devam ederse tepki olacak. Başkan bunu nasıl göğüsleyecek? Bir şey diyeyim mi? Bak şu an depremden ötürü herkes sakin ama Hı -hı. ilk başladığında bak ya yani tekrar söyleyeyim belki ayrı kotu oluyorum ama lig başına yavaş yavaş gerilim artacak. Ben çok iyi biliyorum artık. Yani ondan sonra taraftar Allah korusun kötü sonuçta hem hocaya hem yönetime tepki göstermeye başlayacak ki bu transfer konusunda zaten yavaştan böyle bir başladılar. Fenerbahçe'nin yıllardır transfer konusu bir problem ki zaten. Evet. Fenerbahçe çok yayınladı dedik. En son ne zaman marka oyuncu geldi diye. Biz de yani işte keşke senin dediğin gibi i̇şte dibalayı çeksen. Bu kriz çözülmeli bir şekilde bilmiyorum nasıl çözülür ama çözülmek zorunda. Yani işte bir de ligin boyu kısaldı bu iki, hani 15 maç kaldı. Artı işte kupa var Avrupa var yani bu sıkışıklıkta Benalvici'nin. Tukartması... Şu an alsan da Avrupa'da oynatamıyorsun. Ya ben neden söyleyeyim? Ya Kerem korkum ne Pedro kolay sakatlanıyor King kolay sakatlanıyor yani görüyoruz şu an ya. Serdar dursun zaten belki de gidecek açıkça biliyorsun. Rakov, i̇şte yani, ve... Rakov, takımı Rakov'un yengisi istiyor yani gidebilir. E, o zaman ne olacak? Bence bir hücum oyuncusuna gerek var. E, Bat şu tam yo ya şu ana kadar Batu beklentimin üstünde ama. Ben tam güvenemiyorum. Bir tek güvendiğim Valencia var orada. Şimdi dedin ya tepki gelir mi? Ya, ya, yani Yang'ı ya. almayıp işte Lucas oraya ya da Dybala'yı böyle bir ismi almayıp bir oyuncu alırsan yapmandan daha çok ya yapmamandan daha fazla tepki alırsın. Ama ya marka al ya hiç alma. Benim ya, bilmiyorum evet. Fenerbahçe taraftan ne ya, düşünüyor yani ama. Yani ya yıldız al ya alma. Ya aynen öyle. Net bir şekilde bu. Ya bir hep de, Oynayan oyuncu çünkü zaten Mart'a geldik Kerem. Oynamayan yani kendi takımında yani liginde oynamayan bir oyuncu aldığında bizim hani oyuncuyu biraz hani forma girsin diye bekleyecek vaktimiz yok. Gelecek oynayacak bak Samet'i aldık tak koyduk oynuyor çocuk. Yani öyle bir isim lazım. Şu an Fenerbahçe'nin bir kulübe değil. Yok. Bizzat işin zemine yapması lazım. Koray çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğin detay? Tekrardan depremle ilgili kısaca unutmamalıyız, unutturmamalıyız ve gereken önlemleri deprem bölgelerinde, fayatta olan illerimizde ivedilikle yapmalıyız. Tekrardan başımız sağ olsun. Unutmanın çok büyük bir rahatsızlık olduğu bir ülkedeyiz ancak ne yazık ki 99'dan sonra da bu dersi çıkaramadık. Bazen bir musibet bin nasihattan daha hayırlı olur derler. Umarım bu musibetin ilerleyen yıllarda konuşulan Büyük Marmara depremi öncesinde bir nasihat olarak algılanıp daha fazla can kaybına, daha fazla yürek yanmasına sebebiyet vermesi temennilerimizle. Legend Futbol ekranlarından ayrılmayın. Kanalımıza abone olmayı, yorumlarınızı yapmayı da lütfen ihmal etmeyin. Gelecek hafta konuşmamızı istediğimiz, konuşmamızı istediğimiz konular varsa da lütfen yorum olarak belirtin. Hoşçakalın.